Bilge Karasu, 1930 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Musevi asıllı olan, ancak anne ve babası gibi daha sonraki süreçlerde Müslümanlığı seçen Bilge Karasu, Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olmuştur. Öğrenimini İstanbul Üniversitesi bünyesinde tamamlayan Bilge Karasu, burada Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü eğitimi aldı. 1963 yıllarında Rockefeller Bursu kazandı ve Avrupa'ya gitti. 1964 tarihinde Avrupa'dan dönen ve çevirmenlik üzerine yoğunlaşan Bilge Karasu, basın, yayın ve turizm genel müdürlüğünde ve Ankara Radyosu dış yayınlar servisinde uzun süre çalışmalar yapmıştır. Ankara Radyosu'nda çalıştığında radyo için oyunlar hazırlayan Karasu, 1974 yılından itibaren öldüğü döneme kadar Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim görevlisi olarak hizmet sunmuştur. Henüz 17 yaşında ilk eserlerini hazırlamaya başlayan Karasu, 1950 tarihinde ilk yazısını, 1952 tarihinde ise ilk öyküsünü Seçilmiş Hikayeler dergisinde yayınlamıştır. Genellikle bireysel sorunlar ve günlük yaşamdaki çıkmazlar üzerine ağırlık veren yazar, sevgi, yalnızlık, dostluk, tutku, inanç, inançsızlık ve ölüm gibi kavramlar üzerinde farklı bir anlatım dili kullanmıştır. Eserlerinde okuyucuya günlük yaşamdan örnekler sunan Karasu, oldukça naif ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Metin olarak adlandırdığı kimi ürünlerinde resim ve müziğin açılımlarını düz yazıya taşıdı. Eserlerinde edebiyat ile felsefeyi çok iyi karıştırıp okuyucuya iyi bir eser sunmaya çalışmıştır. İstiare, benzetme ve simgelerden bolca yararlanarak kendine özgü bir dil anlayışı geliştirmiştir. Yazar, gerek kullandığı cümlelerdeki denediği yeni olanaklar, gerekse dilin yapısı yönündeki araştırma ve önerileriyle anlatımın sınırlarını zorlamıştır. Yazar, yazdığı öykülerle Türk öykücülüğüne yeni bir soluk getirmiştir. Yapıtlarında sevgi, dostluk, tutku, korku, ölüm, bireyin ezilmesi, inanç ve baskı çatışması, baş kaldırma ve boyun eğme gibi temaları özgün bir söz dizimiyle okuyuculara yansıtır. Masal olarak adlandırdığı Göçmüş Kediler Bahçesi'nde korkular, acılar içinde bulunan kişisini masalların gizemli dünyasında yücelterek yeniden var olmanın hazzını ve yolunu sezdirir. Gece romanında düş ile gerçeği birleştirir. Kimi eleştirmenler kilitli roman, kimi eleştirmenler ise postmodern bir roman olarak adlandırır. Anlatılanların anlaşılması bazı şifrelerin çözülmesine bağlıdır. Kılavuz adlı roman, polisiye ve fantastik unsurların bir arada kullanıldığı bir romandır. Yapıtlarında bireyin yalnızlığı ve iletişim kuramayışı onda ön plandadır. 1995 yıllarında pankreas hastalığına yakalandı ve tedavi görmeye başladı. Bu hastalıktan bir türlü kurtulamayan Bilge Karasu, aynı yıl içerisinde hayata gözlerini yumdu. Vasiyeti üzerine Metis Yayınları onun tüm yapıtlarını yayınladı ve elde ettiği bu gelir ile edebiyat bursu verdi. Bilge Karasu'nun hayatı boyunca aldığı ödüller: 1963 Türk Dil Kurumu Çeviri Ödülü,
Lavrence'den çevirdiği Ölen Adam ile ödül kazanmıştır. 1970 Sait Faik Hikaye Armağanı Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı ile ödül kazanmıştır. 1991 Pegasus Ödülü Gece ile ödül kazanmıştır. 1994 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü Ne Kitapsız Ne Kedisiz ile ödül kazanmıştır.